oyun oynayarak para kazanmak istiyorum diyorsunuz. Ama bu oyun oynayarak para kazanmanın dalları var. E-spor var, canlı yayında oynayarak kazanma var. Canlı yayın yaparak kişilerden bağışlarla kazanma var. Kripto para tabanlı oyunlar var. Bahis ve kumar oyunları var. Onlara girmeyeceğiz hiç. Oyun içi öğe ticareti, Metin 2 ya da MMORPG gibi oyunlar var. Buradan kripto para tabanlı oyunlar neler? Diğerlerinde başka videolarda bakarız. Mir4 vardı, bilir misiniz? Bilmem. Bayağı bir videosunu çektik, oyununu oynadık. Bayağı da iyi para kazandırdı ilk başta herkese. Ben askere gittiğim için bayağı bir kaçırdım olayları ama gene de iyiydi yani. Onda bilgisayarı açık bırakarak maden kazıp, bildiğin sanki ekran kartınız kazıyormuş gibi çarınız maden kazıyordu. Ya da oyunu çok iyi oynayıp itemler falan kasıp, MMORPG'ydi o. Çarınızı çok iyi yapıp kasılıp hem oyunu oynayıp hem de kazandığınız ticaretle yaptığınız altınları kazılan coin'e çeviren madeni satın alabiliyordunuz. Madeni satın aldıktan sonra zaten coin'e çevirebiliyorsunuz. Şöyle bir çevrim oluyordu. Altını ticaretle kazanıyorsun, oyun içi altın. Altın hem parayla, gerçek parayla alınan bir şey oyunda, hem de ticaretle elde edebileceğiniz bir şey. Sonra altından madeni alıyorsun, madenden coin yapıyorsun. Coin'i de istersen daha karlı bir coin'e çevirebiliyordun. Çekmesi biraz uğraştırıyordu ama para olduğu için herkes uğraşmıştır tahminimce. Bu videoda o oyun gibi coin kazanabileceğiniz, NFT itemler ile para kazanabileceğiniz oyunların listesi olacak. 5 tane. Sonuna kadar izlemeyi unutma. Hepsi farklı türde oyun. Hem eğlenirsin hem para kazanırsın. Başlamadan önce hemen aşağıdan abone olup bildirimleri açın. Katıldan da katılabilirsin destek vermek için. Bunları yaparsan bana destek sağlamış olursun. Bu coin oyunlarında genellikle kart oyunları fazla oluyor. Ben de kart oyunuyla başlayacağım mantıklı olarak. Gods Unchained. Bir kart koleksiyon oyunu. Nasıl LoL'de lore var, kartlarla kapıştığınız bir oyun. Oyunda NFT kartlar var. O kartları satabiliyorsunuz, coin kazanıyorsunuz ve o coin'i de para kazanabiliyorsunuz. Şöyle bir oyun. Çeşitli kartları toplar ve bu kartlarla diğer oyuncularla kapışırsın. Her kartın kendine özel özellikleri ve yetenekleri var. Nadirliği de satmada para kazanmanız da önemli. Oyun içinde de önemli. Çünkü çok özel, yetenekli bir kart oluyor. Kazandığınız oyunlarda ve turnuvalar var. Turnuvalara da katılarak daha fazla NFT kartlar kazanabiliyorsun. Oyunlarda da NFT kartlar kazanıyorsun ve sende olan NFT kartlarla beraber bunları satabiliyorsun. Ethereum Blockchain üzerinden çalışıyor bu oyun. Gods adında bir oyun içi token kullanıyor. Axie Infinity. Oyun dijital pet koleksiyonu yaptığın ve savaştığın bir oyun. Nasıl bir oyun? Axie adı verilen yaratıkları toplayıp, yetiştirip, savaşlara hazırlayıp savaşlarda kullanıyorsun. Güzel de bir oyun. Pet kasıyorsun. Petlerin bir sürü var. Onları geliştirip savaşlarda savaştırıyorsun. Her Axie'nin nadirliği var bu oyunda da ve NFT olarak var edilebiliyorlar. İnternet üzerinde satabiliyorsun. Her Axie'nin nadirliği olduğu için NFT değeri de yüksek oluyor. Bunlar bu oyunda önemli şeyler. Ne kadar güçlü, özellikleri, yetenekleri tamamen önemli. NFT'yi sadece Axie'leri satarak mı kazanıyoruz? Kazançları sadece Axie'leri satarak mı kazanıyoruz? Hayır. Axie'yi satarak, oyun içi görevleri yaparak ve savaşları kazanarak kripto paralar elde ediyorsun. Ve ödüller oluyor. Farklı ödüller. Bunları da kazanabiliyorsun ve bunlardan da kazanç elde edebiliyorsun. Bir sürü kazanabileceğin, kafanı kullanabileceğin yerler var. Hem de eğlenceli bir oyun. SoRare. Oyunlar da bu arada çeşit çeşit olmuş. Tam herkesin kafasına göre oyun var ya. Futbol menajerlik oyunu bu da. Menajerlik oyununu zaten futbol meraklı olanlar telefonlarında oynuyordur herhangi bir oyunu. Bunda da o oyunu sıkılmayarak oynayarak para kazanıyorsun. Gerçek futbolcuların dijital kartlarını toplayarak kendi takımını oluşturuyorsun. Yeni kullanıcılara başlangıçta 5 ücretsiz oyuncu kartı verilir. Bu sayede oyuna ücret ödemeden ücretsiz bir şekilde başlayabilirsin. Daha ileri seviye oynamak istersen kart alıp satmaya başlıyorsun. Bu şekilde oynamaya devam ediyorsun. 5 farklı kart bulunuyor. Yaygın, common, dediğim kısım işte nadirliği önemli. NFT kart olduğu için. Limited kartlar, sınırlı kartlar, nadir kartlar, çok nadir, super rare kartlar, benzersiz kartlar. Bu kartların bu özellikleri çok önemli. Kartların her biri oyuncu için üretilen adet sayısına göre nadirlik derecesine ve dolayısıyla değerine sahip. Kartlar açık arttırmalar veya diğer oyuncuların belirlediği fiyatlara göre satın alınabilir. Kart fiyatları oyuncunun gerçek hayattaki performansına, nadirlik seviyesine ve sezona bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Ve haftalık turnuvalara çıkıyorsun. Turnuvalarda yarışıyorsun. Buralarda yenmen, kazanman önemli. Her turnuva için belirli pozisyonlarda oyuncular gerekli. Turnuvaların gereklilikleri seviyeye göre değişir. Daha yüksek seviye turnuvalar için daha nadir kartlar gerekir. Daha güçlü elin olması lazım. Futbolcuların performansları gerçek hayattaki maç performanslarına dayanıyor. Tamamen gerçekle bağlantılı bir oyun. Verileri direkt gerçek hayattan alıyor. Sendeki kartlar, nadirlikleri ve turnuvada neler yaptın kazancını etkiliyor. NFT olarak satabiliyorsun kartlarını. Burada da işte nadirliği falan önemli. Ya da güçlü olan futbolcu. Oyunun içi turnuvalar var demiştik haftalık. Buralar da önemli. Kazanman önemli. Ve ekstra etkinlikler var. Etkinliklerden de ekstra coinler kazanabiliyorsun. Alien Worlds. Uzay keşfi ve madencilik oyunu. Farklı gezegenlerde madencilik yaparak ve görevleri tamamlayarak Trillium elde ediyorsun. TLM adı. Bu TLM'leri kazanmak için gerekli araçlar ve ekipmanları NFT olarak satın alabiliyorsun ya da satabiliyorsun. Oynayarak coin kazanıyorsun, hem de kullandığın ekipmanları da satabiliyorsun ya da satın alıyorsun. Kazançların hepsi nereden? Oyun içi araç gereçleri ve ekipmanları NFT olarak alıp satabiliyorsun. TLM tokenleri kazanarak onları gerçek paraya, diğer coinlere çevirebiliyorsun. The Walking Dead Empires. Bu bir listeye yakışır şekilde bir tane MMORPG koyduk. Bu da o oyun. Walking Dead evreninde geçen, oyunculara ve zombilere karşı savaştığın, savunma yaptığın, silahlar yaptığın, savunma sistemleri yaptığın, gerçek kişilerle oynadığın, zaten hepsi gerçek kişilerle oynadığın online oyunlar. Zombilere karşı savaşıyorsun, hayatta kalmaya çalışıyorsun, kaynak topluyorsun, sığınaklar falan inşa ettiğin oyunlar. Bilirsin onları. Hem tek de oynayabilirsin, arkadaşlarınla da oynayabilirsin. Diğer oyuncularla ittifaklar kurup hem zombilere hem de onlara karşı kapışabiliyorsun. Hem de saran bir oyun. Sıkılmazsın oyunda. Kendini geliştirdiğin, kasaba kurduğun, oyunda arazi sahipliği önemli. Bir yere sahip olun, kendinizi geliştirin, güvenli sığınaklar oluşturun. Ama bunları çok böyle geliştirdiyseniz diğer oyuncular size karşı savaş açabilir. Diğer oyuncuların gözünü böyle bürüyebilirsiniz. Zombi avladığın bir oyun. NFT ve kazanç olarak baktığında neler var? Oyunun içindeki arazileri ve diğer varlıkları NFT olarak satın alıp satabiliyorsun. Bu araziler üzerinde ticaret yaparak, diğer oyuncularla etkileşimde bulunarak coinler kazanabiliyorsun. Oyunda sosyal yapınızı oluşturma, liderlik etme, koruma altına alma gibi veya girme gibi stratejiler var. Önemli kişiler olabiliyorsun. Bu özellikler bu oyunun temasını güçlendiriyor. Hayatta kalma ve strateji odaklı olmasını güçlendiriyor. Bu oyunlarda blockchain ve NFT teknolojilerini kullanarak para kazanmaya çalışıyorsun. Gerçek değerli öğeler ve coin kazanma fırsatı sunuyor oyunculara bu oyunlar. Ama bu oyunların riskleri var. O yüzden benim tavsiyem değil bu oyunlar. Riskleri ve yatırım gereksinimlerine dikkate alman gerekiyor oynayacaksan. Oyuncular ilk başta oyuna başlamadan önce araştırmalarını yapmaları, nasıl bölünmüş, neler yapabilirim ve yatırım yapacaksan tamamen bilmen gerekiyor. Oyuna para basacaksan, daha fazla para kazanayım diyorsan eğer, oyunun mekaniklerini ve ekonomisini çok iyi bilmen gerekiyor. Dediğim gibi bu tavsiye değildir. Yatırım yapacaksan ve oynayacaksan sana bağlı. Bunlarla oynadıkça para kazanabiliyorsun. Bu videoluk bu kadar. Bu tarz videoların devamını istiyorsan yorumlara yapıştır. Kanala destek vermek istiyorsan abone olup aşağıdan bildirimleri açabilirsin. Katıldan katılabilirsin. Kendine iyi bak. Sonraki videolarda görüşmek üzere.